Sosyal futbol kanalına hoş geldiniz. Fenerbahçe'den son dakika haberleri almak ve yeni transferleri ilksiz duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Fenerbahçe. Şimdi Fenerbahçe. Başarılı mı? E, Trabzon'u gayet iyi bir oyunla yendi. Olabileceği kadar iyi bir oyunda Trabzonspor çünkü çok kötü oynadı. Çok kötü dizayn edilmiş. Tercihlerle evet. başlıyor. Fenerbahçe'de de Arda galiba sizin. Arda başka herkesin şeyi. Yani özel seyrettiğim ama Ferdi'yi de izliyorum. Bir de penaltı yaptı. Yapsın. Arda da yapsın. Ben e, <laughs> mücadele etmelerini, savaşçı demeyeceğim. Mücadele etmeleri gerektiğini daha çok e, ikili e, mücadeleye girmeleri gerektiğini düşünüyorum. Arda'dan beklediğim bu. Arda ikili mücadeleden uzak duruyor. Yani kaçarak beceri göstermeye çalışıyor. Ya gir kaptırırsan kaptır. Yani karşındaki adamın bak Serhat Akın vardı. Hı hı. Fenerbahçe'de. Ee, Serhat Akın birçok santrfor geldi geçti. En hızlı, en çabuk biçimde adam eksilterek ceza alanına girip gol atan bir adamdı. Var mı öyle santrfor? Çok az. Hızla beraber belki Galatasaray'dan Keremi örnek gösterebilirim hız açısından. E olabilir. E, bitiricilik de tabii. Yani adam eksilterek evet, evet. o ama bir santrfor değil evet. e, Kerem golcü. Golcü oyuncu. Yani e, bunlara dikkat etmek e, gerekir. Bence Fenerbahçe Jesus'la da yola devam etmeli. E tam bir nokta oldu programımız için sevgili Atilla Gökçe. Haftaya detaylı şekilde konuşalım. Fenerbahçe'den karat operasyonu Rota Fransa. Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı lacivertli kurmaylar İngiltere Premier Lig'de Crystal Palace forması giyen sol kanat oyuncusu Wilfried Zaha için ilk girişimini gerçekleştirmişti. Kanarya oyuncunun menajeriyle İstanbul'da görüşmüştü. Sarı lacivertler sol kanat için önceliği Zaha'ya verirken her itibariyle karşılık alternatifini de hazır ediyor. Aktarılan bilgilere göre Fenerbahçeli kurmaylar Fransa'da Lille forması gel Jonathan Bamba'yı listesine aldı. Fildişili kanat sözleşmesinin son yılında Jonathan Bamba'nın menajerini İstanbul'a davet etti. Bamba'nın menajerinin birkaç gün içinde İstanbul'a geleceği öğrenildi. Bonservis bedeli olmayan Bamba için bir miktar imza parası vermeyi de taahhüt edilecek. Jonathan Bamba 27 yaşında ve 1.75 boyunda. Bamba sol kanat dışında sağ kanatta da forma giyebiliyor. Futbolcunun 20 milyon euro güncel piyasa değeri bulunuyor. Bamba 19 kez fil dişi milli takım formasını terletti. Deneyimli oyuncu bu mücadelelerde 5 kez fileleri havalandırdı. Bamba 5 yıldır değil formasını giyiyor. Fenerbahçe ünlü kaleciyle anlaştı. Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe'de gündem Dominik Livakovic, Altay Bayındırla yeni sözleşme imzalayan İrfan Can'ın da bonservisini alan Sarıl Acüvertler Hırvat Kaleci'de de mutlu sona ulaşmak istiyor. Fenerbahçe Dominik Divakovic'in menajeriyle prensipte anlaşmaya vardı. Başarılı eldivenin yıllık 1,5 milyon eurodan 4 senelik sözleşmeyi kabul ettiği öne sürüldü. Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb'e sunduğu 6 milyon euroluk teklifse Hırvat temsilcisinden reyet Dinamo Zagreb'in 10 milyon euro talep ettiği aktarılıyor. Öte yandan başarılı kaleciden transferine dair önemli bir açıklama geldi. Hırvat basınına konuşan Livakovic, Fenerbahçe'nin kendisiyle ilgilendiğini doğruladı. Dominik Livakovic bu sezon takımıyla 47 maça çıkarken 47 gole engel olamadı. Hırvat eldiveni 13 maçta ise kalesini gole kapattı. Fenerbahçe'de Wilfried Zaha gelişmesi. Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe haftayı Gaziantep'i hükmen galibiyetiyle kapattı. Galatasaray'ın puan kaybını bekleyen Kanarya gözünü diğer yandan Türkiye kupasına çevirdi. Sarıla Cüvertler yarı final rövenç mücadelesinde Sivas Sporlu'ya karşı karşıya gelecek. İki kullarda yarışlıklarını ifade eden Jesus, önemli olan hala iki yarışında içinde olmamız açıklamasında bulunmuştu. Gelecek sezonu çalışmalarını ünlüsen Fenerbahçe'de sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Yıldız takviyesi yapmak isteyen yönetim gözünü Crystal Palace forması gen Wilfred Zaha'ya çevirmişti. Sarıla Cüvertli yönetim Yıldız futbolcunun kardeşi ve temsili Serve Zaha'yı İstanbul'a davet etmişti. Her ve Trabzonspor karşılaşmasını stadyumdan takip etti. Crystal Palace ile sözleşmesi sona erecek Wilfried Zaha'nın temsilcisiyle görüşmeler devam etti. Yıllık 5 milyon euro isteyen Zaha yaklaşık 10 milyon euroda imza parası talep etti. Zaha yıllık 6 milyon 750 bin sterlinde Crystal Palace'ın en yüksek maaşlı oyuncusu konumunda. İstanbul'dan ayrılan Zaha'nın temsilcisi kısa süre içinde sarılaycı verdiği ekipten dönüş bekliyor. Wilfried Zaha bu sezon Premier Lig ekibinde 27 maça çıktı. Fildişili Yıldız oyuncu 7 gol 2 asistik katkı sağladı. Wilfried Zaha'nın sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Fenerbahçe Buruma piyangosu vurdu. Kanarya'nın 4.2 milyon euroya transfer ederek Braga'ya kiraladığı Buruma Portekiz'de dikkatleri üzerine çekti. Sarı Lajverti kulüp Braga ile görüşmeleri sürdürürken bu kez kapıyı Porta çaldı. 7.5 milyon euroluk teklif geldiği iddia edildi. Kanarya'nın Buruma için 10 milyon euro istediği ifade ediliyor. Kanarya ayrıca Brezilyalı kanat oyuncusu Gabriel Veron'un kiralık olarak gelmesini talep etti. Devre arasında Braga'ya kiralanan Buruma 4 gol ve 5 asistik performansı ortaya koydu. Miguel Crespo mesaisi Sözleşme elineme görüşmelerinin sürdüğü Crespo'nun menajeri geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelmişti. Portekizli orta sahanın menajeriyle temasların olumlu devam ettiği öğrenildi. 26 yaşındaki oyuncuyla yolda devam etmek isteyen yönetimin kısa sürede olumlu sonuç alması bekleniyor. Bu sezon toplamda 37 karşılaşmaya çıkan oyuncu 3 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Jesus'tan oyunculara motivasyon konuşması. Fenerbahçe Teknik Direktörü George Jesus, Trabzonspor galibiyeti sonrasında oyuncularıyla özel toplantı yaptı. Portekizli çalıştırıcı, Türkiye Kupası ve Süper Lig'de kalan tüm maçları kazanmak istediğini ifade etti. Öncelikle Sivas Spor'la kupada karşılaşacaklarını hatırlatan Jesus, oyuncuları şu sözleri sarf etti. Deplasmanda avantajlı sayılacak bir sonuç aldık. Evimizde de kazanmak için sahaya çıkacağız. O kupayı müzeye getirmek istiyoruz. Bunun için de iki engel kaldı. Onları da aşacağınıza inanıyorum dedi. Süper Lig'de de iddialarının devam ettiğini belirten Jesus, son ana kadar takibe devam edeceklerini ifade etti. Gelecek hafta Antalya Spor'la karşı karşıya gelecek Sarı verdiği ekibin hocası hataya tahammülün kalmadığını ifade etti. Galatasaray'ın daha avantajlı olduğunu belirten Jesus şu ifadeleri kullandı. Fakat biz elimizden geleni yapmak zorundayız. Antalya Spor'u ve Galatasaray'ı yenerek sezonu 83 puanla bitireceğiz. Rakibimizden de kayıp bekleyeceğiz. Sizlere güveniyorum. Lige galibiyetlerle nokta koyacağız dedi. Michibat şu ay gelecek sezon için kararını verdi. Fenerbahçe'de forvet bölgesinde belirsizlikler sürüyor. Aktarılan bilgilere göre kadrosunda 5 golcüsü olan Kanarya'da önümüzdeki sezon yeri garanti olan tek isim Michi Batshuayi. Trabzonspor derbisinde golünü atan Belçikalı Yıldız Fenerbahçe'de devam edecek. Diğer isimler Valencia, Joao Pedro, Joshua Kik ve Serdar Dursun'un ayrılma ihtimalleri ise oldukça fazla. Bu sezon önemli katkı sağlayan 29 yaşındaki oyuncu da Türkiye'de mutlu ve yeni sezonda takımda olmak istiyor.